Gaybı yalnızca Allah bilir. Amenna. Fakat Allahü Teala dilediği kuluna gayb perdelerini aralayabilir. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Öncelikle Allah gaybı herkese bildirmez. Ancak dilediği Resul müstesna. Allah-u Teala bildirirse Resulullah da gaybı, gelecekte olan her şeyi bilebilir. Önce gelecekle ilgili ayet meallerini açıklayalım. Allah müminleri bulunduğu şu durumda bırakmaz, temizi pisten ayırır. Allah size gaybı da bildirmez. Ama Allah Resullerden dilediğini seçip ona gaybı bildirir. Artık Allah'a ve Resullerine inanın. Eğer iman eder, müttaki olursanız sizin için de çok büyük bir ecir vardır. Âl-i İmran Suresi 179. ayet. O, gaybın bilgilerini vahiy ile bildiren gizli şeyleri sizden esirgemez. Tekvir Suresi 24. ayet. Resulullah Efendimizin mucize olarak gelecekten haber verdiği bir zaman gelecek diye başlayan hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Öyle bir zaman gelecek, insanlar yalnız parayı düşünüp helal haram düşünmeyecekler. Kaynak Buhari. Rüşvet hediye adı altında verilecek, gözdağı için suçsuz kişiler öldürülecek. Kaynak İmam Gazali. Amirler, imamlar namazı öldürecek, vaktinden sonraya bırakacaklar. Kaynak Müslim. Peygamberim diyen yalancılar çıkacak, benden sonra peygamber gelmeyecektir. Kaynak Mişkat. Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacaktır. Kaynak Deylemi. Öyle bir zaman gelecek ki beni yalanlayanlar çıkacaktır. Hadisi bırak, Kur'an'a bak diyeceklerdir. Kaynak Ebu Ya'la. Kafirler için gelmiş olan ayetleri Müslümanları kötülemek için delil olarak kullanacaklar. Kaynak İbni Ömer. Vehhabiler, müşrikler hakkında inen ayetleri Müslümanlar için, Rafiziler de münafıklar hakkında inen ayetleri ashab-ı kiram için delil gösterdiler. Resulullah'ın mucizesi meydana çıktı. Sünnet, bidat gibi çirkin, bidat de sünnet gibi rağbet görecek. Sünnete uyan garip olacak, yalnız kalacak. Bidate uyan çok yardımcı bulacaktır. Kaynak Şira. Kur'an-ı Kerim dünyalık için okunacaktır. Kaynak Ebu Davud. Camilerde binden fazla kişi namaz kılacak, içlerinde bir mümin bulunmayacak. Kaynak Deylemi. Alimler fitne unsuru olacak, camiler ve hafızlar çoğalacak ama hakiki alim hiç bulunmayacak. Kaynak Ebu Nuaym. Sonra gelenler önceki alimleri cahillikle suçlayacak. Kaynak Asakir. Din alimi kalmayacak, din adamı yerine geçirilen cahiller bilmeden fetva verecek, herkesi doğru yoldan çıkarmaya çalışacak. Kaynak Buhari. Din adamları halkın istediği yönde fetva verecek, helale haram, harama helal diyecekler, dini ticarete, menfaate alet edecekler. Kaynak Deylemi. Hacca hükümdarlar, devlet başkanları gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için gidecekler. Kaynak Hatip. Kişi dinini ve dünyasını ancak para ile ayakta tutabilecek, altını gümüşü, parası pulu olmayan rahat edemeyecek. Kaynak Teberani. İnsanın bütün kaygısı midesi olacak, şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olacak. Kaynak Sülemi. Her asır öncekinden daha kötü olacak, böylece kıyamete kadar hep bozulacak. Kaynak Hadika. İstanbul fetholunacaktır. Bunların kumandanı ne güzel, emir, askerleri de
ne güzel askerdir. Kaynak Hakim İbni Ahmet İmam Suyuti. Ey dağ, sallanma, üstünde bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit var. Kaynak Buhari. Efendimiz bu hadis-i şerifinde Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın şehit olacağını haber vermiştir. Ya Osman, halife olacaksın. Hilafet gömleğini çıkarmak isteyecekler. Sakın çıkarma. O gün oruçlu olacak. Benim yanımda iftar edeceksin. Kaynak Hakim. Olay aynen bu şekilde vaki olmuştur. İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak. Vesvese edip dinde haddi aşacaklar. Kaynak Ebu Davud. Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak. Hepsi helal sayılacak. Kaynak İmam Ahmet. Ortalık bozulacak, dine uymak, avuçta ateş tutmak gibi zor olacak. Kaynak Hakim. Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak. Kaynak Hakim. Kötü kadınlar çoğalıp, zina bir toplum içinde yayılırsa, halk daha önce görülmemiş, bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Ölçüde, tartıda hile yapılırsa, geçim darlığı baş gösterir. Kaynak Beyheki. Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak. Kaynak Buhari. Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak. Kaynak Beyheki. Anarşi ve ölüm çoğalacak. Kaynak İbni Mace. İşler ehli olmayana verilecek. Kaynak Buhari. Bu dinin başlangıcı gibi sonu da garip olacak. Kaynak Tirmizi. Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak. Kaynak Hakim. Peygamber Efendimizin kıyametin kopmasıyla ilgili hadisi şerifleri. Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe kıyamet kopmayacak. Kaynak Hatip. Lutilik mübah sayılmadıkça kıyamet kopmayacak. Kaynak Deylemi. Deprem, fitne, katillik artmadıkça kıyamet kopmayacak. Kaynak Buhari. Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmayacak. Kaynak Deylemi. Kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmayacak. Kaynak Tirmizi. Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Allah'a inanan Müslüman kaldığı müddetçe kıyamet kopmayacaktır. Kaynak Müslim. Yukarıda bildirilen küçük alametlerin çoğu çıktı. Henüz çıkmamış olan küçük alametlerden bazıları da şunlardır. Kişi yol kenarında kadınla beraber olacak. Kaynak Hakim. Konuşan hayvanlar olacak. Kaynak Tirmizi. Kıyamet alametidir ki erkek evde yokken kadının yaptıklarını ayakkabısı haber verecektir. Kaynak İmam Ahmet. Kıyametin büyük alametleri de şunlardır. Mehdi gelecek. Kaynak Ebu Nuaym. Deccal gelecek. Kaynak İmam Ebu Şeybe. İsa aleyhisselam gökten inecek, duman çıkacak, Kabe yıkılacak. Kaynak Buhari. Dabbetül Arz çıkacak. Kaynak Tirmizi. Yecüc ve Mecüc çıkacak. Kaynak İbni Cerir. Ateş çıkacak, güneş batıdan doğacak. Kaynak Müslim. Evet, sizlerin de görmüş olduğu gibi Peygamber Efendimizin geleceğe dair söylemiş olduğu birçok hadis-i şerif gerçekleşmiş. Bundan sonra da gerçekleşmesi beklenen çok büyük hadis-i şerifler vardır. Çok büyük olaylar vardır. Bu videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza henüz abone değilseniz abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.